Bir tutku ve bu tutkunun öne çıkan isimleri var. Bunlar da amigolar. Tribünde binlerce, on binlerce insanı tek hareketleriyle organize eden, tek bir ses haline getiren insanlar bunlar. Fakat bunun da bir gelişim süreci var. Aslında Türkiye'de amigoluk yapısı yeni bir kavram. 50'lerde, 60'larda yavaş yavaş ortaya çıkan, bir kişinin bütün bir tribünü kontrol etmesinin tanıklığına yeni vakıf olduğumuz bir olay amigoluk. Eskişehir Spor'un meşhur amigosu Amigo Orhan'la beraber artık kimlik belli olmaya başladı. Eskişehir Spor'un bu efsane amigosu bütün bir tribünü tek başına organize ederek, harekete geçirerek bir çığır açtı. O kadar etkili oldu ki Fenerbahçe bir Avrupa Kupası maçında Amigo Orhan'a, Eskişehir Spor amigosunu kendi tribünlerine yönlendirsin diye transfer teklifiyle çağırdı. Bu kadar önemli bir sıçrama, ama bundan önce baktığımızda amigoluğun çok kurumsal olmadığını, seyirci kitlesi üzerinde bir hakimiyet kuramadığını görüyoruz. Üç büyüklerin gelişimine baktığımızda da, yani bugünkü amigoluk sistemiyle geçmiş dönemin amigoluk sistemleri arasında farklar olduğuna tanıklık ediyoruz. Tabii ki kişilikler farklı, taraftar grupları farklı, yapılar farklı, kulüplerin seyirci kitlelerinin reaksiyonları farklı. Amigoların da farklı kimliklerde tek bir çatı altında toplanamayacağı aşikar. Çok farklı, agresif tribün liderleri de var. Çok naif insanlar da var. Özellikle geçmiş dönemde çok naif insanlar da var. Bunlarla karşılaşıyoruz. Onlardan birini anlatacağız bugün. Karınca Ezmez Şevki. Galatasaray tarihinin en önemli, en renkli simalarından biri. Farklı insanlarından biri. Karınca Ezmez Şevki, Galatasaray tribünleri henüz daha İstanbul'daki maçlarda çoğunluğu sağlayamazken, tribünlerde Galatasaray seyircisinin Metin Oktay öncesi dönemde çok az yer teşkil ettiği dönemlerden itibaren tribüne liderlik eden, tribünlerde yer alan, Galatasaray seyircisini coşturmaya çalışan bir amigo. Diğer takımlarında, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da Vefa'nın da seyircisinin saygı gösterdiği, onların önünden geçip gittiği, o zamanki tribün yapıları çok farklı, bu kadar bölünmüş değil tabii ki, bir karakter Karınca Ezmez Şevki. Aslında bir şoför, daha önce toplu ulaşımda çalışıyormuş, fakat oradan ayrıldıktan sonra 1948 model bir Opel aracıyla dolmuşluk yapmaya başlamış. Dolmuşu baştan aşağı sarı kırmızı. Karınca Ezmez'i biraz farklı kılan hem arabasının hem kendisinin sarı kırmızılı renklerden başka bir kıyafet ve rengi tercih etmemesi. Bütün kıyafetleri sarı kırmızı. Arabası dışarısı tamamen sarı kırmızı renklere boyalı. Şahsına münhasır bütün İstanbul halkının tanıdığı, mesleği olan, maç günleri de stada gidip tribündeki insanlara liderlik yapmaya çalışan, onlara motive edip tezahürat yaptırmaya çalışan bir insan. Karınca Ezmez Şevki'nin tribün anılarından çok sanıyorum biraz özel yaşamı farklı kılıyor onu. Çünkü Karınca Ezmez Şevki'nin şoförlüğü, ustalığı yollardaki sakinliğinden kaynaklanıyor. Orhan Eyüpoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü, o zaman İstanbul Emniyet Müdürü tarafından verilen bir lakap Karınca Ezmez Şevki. Çünkü çok yavaş kullanıyor. Hatta bununla ilgili şarkılar var. Sağlar var, 30 kilometreyi geçmez diye. Çok yavaş kullanıyor, çok kontrollü kullanıyor ve hayatı boyunca hiç trafik kazası yapmamış, en ufak bir suça karışmamış bir kişiden bahsediyoruz. Lakabı da İstanbul Emniyet Müdürü tarafından bizzat verilen, Karınca Ezmez denilen Şevki Güney. Soyadı Güney tabii çok fazla bilinmiyor. Hep lakapla, eski insanlar özellikle lakapla anıldığı için yine lakapla ön planda olan bir isim. Karınca Ezmez Şevki'nin maceraları İstiklal Caddesi'nden geçerken başlıyor. Çünkü İstiklal Caddesi o zaman trafiğe açık ve gidiş dönüş çift yön olarak trafik işliyor. Karınca Ezmez Şevki geldiğinde, Galatasaray Sesi'nin önüne geldiğinde arabasını durdurur ve arabasının üzerine çıkar, elini kaldırarak, bazen bayrakla, bazen sadece elini kaldırarak saygı duruşuna dururmuş Galatasaray Sesi'ne karşı. Ve bu saygı duruşu 1 dakika, 2 dakika değil, 15-20 dakika, bazı günler yarım saate kadar sürermiş. Tek şerit yolda yolun tıkandığını düşünün. Yani normal şartlarda bugün için hayal ettiğimizde büyük bir kaos ortaya çıkar. Fakat o günün İstanbul'unda tanınan da bir insan olduğu için bu hareketi diğer şoförler tarafından da saygıyla karşılanırmış. Herhangi bir olay çıkmazmış ve beklerlermiş Karınca Ezmez Şevki'nin saygı duruşunun bitmesini ve ondan sonra tekrardan arabasına biner, yoluna devam edermiş. Yine o dönemlerde Galatasaray Lisesi öğrencilerin anılarından şunu görüyoruz. Cumartesi günleri de okul var. Öğrenciler cumartesi günleri de okula gidiyor ve cumartesi sabahları Karınca Ezmez Şevki okula gelirmiş ve işte o Çınarlı yoldan okula doğru yürürken saygı duruşuna geçermiş. Yine hazır yolda durur. Duran adam. Yani bu gezi olayları sırasında çok ön plana çıkmıştı duran adam. Aslında gerçek duran adam Karınca Ezmez Şevki. 15-20 dakika süren bir saygı duruşuna geçermiş. Hiç kımıldamadan bir eli havada, elinde bayrakla Galatasaray Lisesi'ni ve Galatasaray Kulübü'nü, kulübünün içinden çıktığı liseyi, o kültürü selamlar. Selam bittikten sonra da geri dönermiş. Bazen ona tanınan özel bir ayrıcalık var.
Lisenin içinde de dolaşır, sınıflara girermiş, derslere girermiş. Hiç kimse de karışmazmış. Öğretmenler dışlamazmış. Öğrenciler de herhangi bir müdahalede bulunmazmış. Şakalaşırlarmış. Sınıfları gezer ve çıkarmış. Ve kimse karışmayıp özel bir pozisyonda olan bir insandan bahsediyoruz. Yani Galatasaray Lisesi'ne çok rahatlıkla girebiliyor. Öğretmenler ve öğrenciler tarafından seviliyor, sayılıyor ve sonra sessizce alanı terk ediyor. Bir fotoğraf gördüm geçenlerde, 1969 tarihli. O fotoğrafta Galatasaray Lisesi'nin 100. yılı anısına Tevfik Fikret Salonu'nda yapılan bir tören var ve saygı duruşu var. Bütün protokolün önünde, devlet protokolü de var orada, bütün protokolün önünde Şevki Güney'i gördüm. O yine meşhur selamını durmuştu onların önünde ve hiç müdahale etmemişler, onun orada durmasına da izin vermişlerdi. Yani Galatasaray camiasında sevilen, sayılan bir farklı şahsiyet Karınca Ezmez Şevki. Fakat 1960'lardaki bu popülerliği 70'lerde biraz daha farklılaşmaya başlamış. Jenerasyon değişiyor, kültür farklılaşıyor, İstanbul farklılaşıyor. İstanbul halkının olaylara, hayata bakışı farklılaşıyor ve tribün de farklılaşıyor. Yeni gelen Galatasaray seyircisi, büyüyen ve artık tribünleri dolduran yeni Galatasaray seyircisi Karınca Ezmez Şevki ile bir çekişmeye giriyor. Hoşlanmıyor onun tarzından ve bir şeyde uğursuz geldiğini düşünerek bir peş peşe maç kazanamadığı için bir maç sırasında arbede sırasında tribünden atılıyor ve kolu kırılıyor. Bu kolunun kırılması Galatasaray seyircisinin bir kısmının yani yeni amigoların ona yaklaşımı Şevki Güney'i çok kırıyor, çok küsüyor ve protesto için doktorlar asla kolun çok kritik bir aşamada alçıyı açma demesine rağmen kolun alçısını kırarak yine stada gidiyor fakat stadın içine girmeden stadın dışında saygı duruşunu yapıyor kolunu kaldırarak protesto amaçlı yaptığı bir saygı duruşu. Fakat bu sağlık sürecini iyi yönetilememesi onun kolunun kangren olmasına ve kesilmesine neden oluyor. Galatasaray'ın eski başkanlarından Profesör Ali Uras tarafından gerçekleştirilen bir ameliyatla kolu kesiliyor. Ve hem tribünden hem hayattan yavaş yavaş uzaklaşıyor. Arabası bir kaza yapıyor. Kazadan sonra da arabasını yenileyemediği de arabası da elinden gidiyor. Maddi durum bunu buna el vermiyor. Galatasaray ve arabası elinden gittikten sonra artık Karınca Ezmez Şevki'nin adını pek duymamaya başlıyoruz. Ta ki Ultra Aslan'ın kurucusu Alparslan Dikmen Karınca Ezmez Şevki'nin yaşadığını ve ablası tarafından bakıldığını öğrenene kadar onu ziyarette bulunuyor, onunla ilgileniyor. Hacı ile fotoğrafları var. Tekrardan hayata tutunuyor. Bir bakıyorlar ki pijaması ve bütün evin içindeki eşyalar yine sarı kırmızı. Şevki Güney 2000 yılında 81 yaşında aramızdan ayrılıyor, vefat ediyor. Çok sevdiği Galatasaray'ın UEFA kupasını kaldırmasına aylar kala bu dünyadan terk ediyor. Fakat geriye lakabı kalıyor. Enteresan bir hayat öyküsü kalıyor. Karınca Ezmez Şevki amigoluk tarihinin vazgeçilmez isimlerinden biri oluyor.